24. sorumuzun arkadaşlar temel düzey testinden başlıyoruz. Birinci soruda demiş ki 3 ayrı kapalı kapta aşağıdaki tepkimeler gerçekleşiyor. Buna göre bu kapların hangilerinde katı kütlesi azalır? Arkadaşlar kimyasal ve fiziksel tepkimelerde toplam kütle korunur diyoruz. Birinci tepkimeye baktığımızda mesela 100 gram X katısından biz tepkimeye soktuysak 60 gram Y, 40 gram Z oluşmuş olsun. Burada arkadaşlar 100 gram katımız vardı. Üründe 60 gram katımız var. Yani katı kütlemiz azaldı. Çünkü 40 gram gaza dönüştü. İkinci tepkimede ise mesela 50 gram T katısı, 50 gram Q katısı olsun. Toplamda 100 gram madde oluşmak zorunda. Katı kütlesi girende de 100, üründe de 100 olduğu için değişmez diyoruz. Üçüncü tepkimede ise 50 gram M katısı, 50 gram N gazı tepkimeye girdiğinde 100 gram U gazı oluşturacak. Girenlerde 50 gram katımız var ama üründe katı oluşmadığı için katı kütlesi azalır diyebilirsiniz. Cevap Denizli 1 ve 3 oluyor. İkinci sorumuzda bir tepkime vermiş bize. Etil alkol tepkimeye girmiş. C2H4O ve H2 oluşmuş. Bu tepkime arkadaşlar %75 verimle gerçekleştiğinde 6 mol C2H4O oluştuğunu söylemiş. Başlangıç tepkime ve sonuç yazıyoruz. Başlangıçta ürünlerimiz yoktu. Tepkime sonrasında 6 mol C2H4O oluşmuş. Bu tepkime %75 verimle gerçekleşmiş diye bize söylüyor. Biz tepkime anını bulalım çünkü tepkime anı katsayılar her zaman doğru orantılıydı. 1'e 6 mol ise bu da 1'e 6 mol oluşmuştur. Bu da 1'e 6 mol harcanmıştır. Şimdi arkadaşlar %100 olsaydı mesela 6 mol olacaktı başlangıçta ama %75 verimli dediği için başlangıcı bulmamız gerekiyor. Zaten başlangıçtaki C2H5OH kaç mol'dür diye soruyor. O zaman diyorum ki %75 kaçta 6'dır diyoruz. Buradan arkadaşlar başlangıçta 8 mol C2H5OH olduğunu buluyoruz. 8 mol'da 6 mol kullanılırsa %75 verimle gerçekleşmiştir bu tepkime diyebilirsiniz. Yani cevabımız bu olur. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda yine bize bir tepkime vermiş. 0,5 mol C2H4O2 ve aşırı miktarda C2H6O kullanılarak %60 verimle kaç gram C4H8O2 elde edilir diye sormuş. Tepkimeyi yazıyorum hemen. %0,5 mol başlangıçta bu maddeden olduğunu söylemişti. Başlangıç tepkime. Sonuç diyoruz. Arkadaşlar diğerinden aşırı miktarda olduğunu söylemiş. Yani buna göre verim almayacağız demek ki. C2H4O2'ye göre alacağız. Çünkü bu aşırı miktardaysa bitmeyecek demektir. Kim bitecekse verim ona göre hesaplanır. 0,5 mol %60 verimle kullanılıyorsa 0,5'i %60'ını alacağız. Tepkime anında ne kadar kullandık bunu hesaplayabilelim. Tepkime anında 0,3 mol madde harcamış olmamız gerekiyor C2H4O2'den. Geçiş yaparsak eğer 1'e 0,3, 1'e 0,3, 1'e 0,3 mol, 1'e 0,3 mol diyoruz. Burada kaç gram C4H8O2 elde edeceğimizi soruyor bize. Öncelikle bunun emasını hesaplamamız gerekiyor. 4 tane karbonum var, 8 tane hidrojenim, 2 tane de oksijenim var. Buradan arkadaşlar emamız 88 yapıyor. Sonra bu madde için 1 molü 88 gram ise 0,3 molü ne kadardır? Kaç gramdır diyoruz? 26,4 gram geliyor. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Dördüncü sorumuzda toplam 0,5 mol atom içeren X2O3 bileşiği 10,2 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi yani eması kaç gramdır diye bize soruyor. Arkadaşlar bileşiğin mol sayısını vermemiş, içerideki toplam atom sayısını vermiş. İçeride 5 tane atomum var. İçerisiyle çarptığımda 0,5 mol atom olmasını istiyorsam bu sayıyı 5'e böldüğümüzde arkadaşlar 0,1 mol bileşik olması gerektiğini bulabilirsiniz. 0,1 mol bu bileşiğimiz 10,2 grammış. Molekülün emasını hesaplamak için arkadaşlar 1 mol'ü hesaplamanız gerekiyor. N eşittir M bölü MA da yapabilirsiniz. Buradan MA'mız 102 geliyor. Ancak bunun içerisinde 2 tane x, 3 tane oksijenimiz var. Toplam 102 yapacak. Oksijeni vermiş zaten parantez içerisinde 16 diye. 2x eşittir 102. Eksi 3 çarpı 16'yı karşıya atarsak 48. Buradan x'imiz 27 geliyor. Cevap Adana. 5. sorumuzda m gram x'imiz varmış. 48 gram y varmış ve bunlar artansız tepkimeye girdiğinde 44 gram z ve 18 gram su oluşuyormuş. Buna göre x'in molekül kütlesi kaç gramdır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle toplam kütle korunmak zorunda demiştik. Yani eşitliği sağlamak zorundayız. M artı 48, 44 artı 18 diyoruz. 48'i karşıya atarsak m'imiz buradan 30 desek 14 geliyor. 14 gram x'imiz varmış arkadaşlar. Burada tek gidebileceğimiz su var. Çünkü suyun emasını biliyoruz. Mol sayısını hesaplayabiliriz. H2O'nun emasına bakalım arkadaşlar. 2 tane hidrojen, 1 tane oksijenimiz var. Buradan 18 geliyor. 1 mol 18 gram olduğuna göre zaten 18 gramı soruyordu. 1 mol'dür diyoruz. X'i sorduğu için arkadaşlar katsayı geçişi yapmanız gerekiyor. 4'e 1 ise 1'e 0,25 mol x'imiz var. 0,25 mol x'imiz m gramdı. Yani 14 gramdı. Bizden x'in emasını yani 1 mol'ünü istiyor. O yüzden diyoruz ki 0,25 mol x 14 gram ise 1 mol x ne kadardır? 4 katı olduğu için 56 gram eması diyebilirsiniz. Cevabımız Ceyhan oldu. Evet, 6. sorumuzda arkadaşlar eşit mol sayısında X ve Y elementleri su ile tepkimeye girmiş. Tamamen tepkime verdiğini söylüyor bize. Tepkime sonucunda oluşan H2 gazının toplam hacminin normal koşullarda 6,72 litre olduğu belirleniyormuş. X ve Y metallerinin toplam mol sayısı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi öncelikle bunlar başlangıçta eşit molda olduğu için A mol, A mol diyelim. Hidrojeni verdiği için arkadaşlar ona geçiş yapıyorum. 1'e A ise yarıma 0,5 A mol. 1'e A ise 1'e A mol diyebilirsiniz. Toplamda hidrojen gazımız 1,5 A mol hidrojenim var. Bize demiş ki hidrojen gazının toplam hacmi normal koşullarda 6,72 litre. 1 mol arkadaşlar normal koşulda 22,4 litreydi. 6,72 litre ise 0,3 mol yapar. Yani bizim elimizde 0,3 mol hidrojen gazımız var. O zaman buradan A sayımız 0,2 mol geliyor. Başlangıçtaki X metallerinin toplam mol sayısını istemiş. A ve A yani 2A kadardı. Yerine koyarsak 2 çarpı 0,2'den 0,4 mol başlangıçta X ve Y metallerinden almışız diyebilirsiniz. Cevap Edirne 0,4. Orta düzey testimizin 1. sorusunda 49 gram potasyum klorat katısının bir kısmı bu tepkimeye göre ayrıştığında kaptaki katı kütlesi 4,8 gram azalıyor. Bu tepkimeyle ilgili bu yargılardan hangileri doğrudur diye bize soruyor arkadaşlar. Eğer ki kaptaki katı kütlesi 4,8 gram azalıyorsa burada kaybımız gaz olandır. Yani oksijenimiz 4,8 gram diyebilirsiniz. O yüzden önce oksijenin mol sayısını hesaplayalım. M bölü MA yapıyoruz arkadaşlar. 4,8 gram oksijen olduğunu biliyoruz. MA'sı O2 olduğu için 32'dir. Buradan oksijenimizin mol sayısı 0,15 mol yapıyor. Diğerlerine katsayı geçişi yapabiliriz ama önce tepkimeyi aşağıya taşıyalım. 3 bölü 2 O2. Başlangıç tepkime sonuç yazıyoruz. Başlangıçta yine ürünlerimiz yok. Oksijenimiz 0,15 mol oluşmuş. 1,5'a 0,15 arkadaşlar 1'e 0,1 oluşur. 1'e 0,1 mol harcanır diyebilirsiniz. Başlangıçta 49 gram madde olduğunu söylemiş. Başlangıç mol sayımızı hesaplamak için potasyum klorit için mol hesaplıyorum. M bölü MA'dan 49 bölü MA'sı arkadaşlar potasyum 39, klor 35,5. 3 tane oksijenim var, 48 de oradan geldi. 122,5 yapıyor EMA'mız. 46/122,5'tan arkadaşlar 0,4 mol geldi. 0,4 mol başlangıçta potasyum kloratımız var. 0,1 mol'ü harcadıysak 0,3 mol artmıştır. 0,1 mol oluştu. 0,15 mol oluştu diyebiliriz. Şimdi bakalım son durumda kapta 0,3 mol potasyum klorat kalmıştır. Doğru. Oluşan oksijen gazı 4,8 gramdır. Bunu zaten ilk başta kendisi söylemiştik. Atı kütlesinin azalmasından onun oksijen olduğunu çıkarmıştık. Doğru. 0,1 mol potasyum klorür oluşur demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Edirne oldu. İkinci sorumuza bakalım. 280 gram N2 ile 100 gram H2 gazı tepkimeye girdiğinde 12 mol NH3 gazı oluşuyormuş. Bu tepkimenin verim yüzdesi kaçtır diye bize soruyor. Tepkimeyi yazalım. N2 + 3 H2, 2 NH3 diyoruz. Başlangıç tepkime, sonuç. Öncelikle başlangıç mollerini hesaplayalım. M/MA yapıyoruz arkadaşlar. Azot için 280 gram. N2 dediğimiz için 2 tane azotumuz var. MA'mız 28. Yani başlangıçta 10 mol azotumuz var. Hidrojen için arkadaşlar N = M/MA yaparsak eğer 100 gram H2 olduğu için MA'mız 2. 50 mol de hidrojenimiz var. Ürünümüz başta yoktu ancak tepkime sonrasında 12 mol oluştuğunu söylemiş. Tepkime anı katsayıyla doğru orantılı olduğu için 2'ye 12 ise 3'e 18, 1'e 6 mol diyebiliriz. Bunlar harcandığı için başına eksi koyduk. Tepkime sonrasında 4 mol N2'miz arttı. Hidrojenimiz de arkadaşlar 32 mol arttı. NH3'ümüz de 12 mol oluştu. Tepkime verimini belirlerken arkadaşlar kim bitecekse ona göre demiştim. Başlangıç değerlerine baktığınızda 10 mol N2'yi tüketseydik eğer 3'e 30 mol H2 kullanacaktık. Yani azot bittiğinde sınırlayıcı bileşen azot olacaktı. O yüzden azota göre verim hesaplamanız gerekiyor. 10 molde biz 6 mol kullandığımıza göre yüzde verim istediği için yüzde kaç verimdir diyoruz? 60. Yani cevabımız Ceyhan geldi. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir tepkime vermiş. 5,6 gram XOH'ın 4,9 gram H2YO4 ile artansız tepkimesinden 8,7 gram X2YO4 oluşmaktadır. Buna göre atom kütlelerini yani MA'larını istiyor arkadaşlar X ve Y'nin bizden. Tepkimeyi yazıyorum hemen yine. Kütleleri üstüne yazalım. Kütle korunmuş mu önce bir ona bakalım. 5,6 gram, 4,9 gram, 8,7 gram. Buradan suyun kütlesini hesaplayabiliriz toplam kütlenin korunumundan arkadaşlar. 1,8 gram da suya kalıyor. Su üstünden gidersek eğer çünkü sadece onun emasını biliyoruz. Suyun mol sayısını M/MA'dan hesaplayalım. 1,8. MA'mız 2 hidrojen bir oksijen olduğu için 18. Yani 0,1 mol diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar katsayı geçişi yapalım. 2'ye 0,1 ise 1'e 0,05 mol, 1'e 0,05 mol, 2'ye 0,1 mol diyoruz. Burada arkadaşlar tek bilinmeyenimiz var. X. Çünkü oksijen ve hidrojenin emasını biliyoruz. 0,1 molü 5,6 ise 1 mol eması 56'dır. O yüzden XOH eşittir 56 ise oksijen 16, hidrojen 1. X'i karşıya attığımızda 39 geldi. Burada arkadaşlar X'i biliyoruz ama yerine koymakla uğraşmayalım. Tek bilinmeyen burada Y'miz var. Bunun üstünden gidersek eğer 0,05 molümüz 4,9 grammış. 1 mol eması kaçtır diyoruz. Buradan 98 geliyor. Yerine koyarsak 2 hidrojenim var, 1 tane Y var, 4 tane de oksijenimiz var. Toplam 98 yapması gerekiyor. Hidrojen 1 olduğu için buradan 2 geldi. 2 artı Y Oksijen 16 olduğu için buradan 64 geldi arkadaşlar. Y'yi buradan çekersek eğer Y eşittir 32 diyebiliriz. X 39, Y 32 bakıyoruz. Cevap Ceyhan. Evet, dördüncü sorumuzda arkadaşlar bakalım. Demiş ki 86 gram kalsiyum sülfat hidratlı bileşik N tane suyumuz var içerisinde. Suyun tamamı buharlaşıncaya kadar ısıtıldığında geriye 68 gram katı kalıyor. Bu bileşikteki N sayısı kaçtır diye bize sormuş. Arkadaşlar suyu buharlaştırdığımız elimizde 68 gram katı kalıyorsa 68 gram kalsiyum sülfat vardır demektir. 86'dan 68'i çıkartırsak 18 gram da su var. Bunların mol sayılarını hesaplayalım. Önce EMA'ya bakalım. Kalsiyum sülfatın EMA'sı 1 kalsiyum, 1 kükürt, 4 tane de oksijenimiz var. EMA'sı 136 geldi. Suyumuzun EMA'sı 2 hidrojenim var, 1 tane de oksijenim var, 18. Kalsiyum sülfatın mol sayısı M bölü EMA yapıyorum yine. 68 bölü 136'dan arkadaşlar 1 bölü 2 yani 0,5 mol. Suyumuzun emasını hesaplıyoruz yine M bölü EMA'dan. 18 gramımız vardı. EMA'mız da 18 olduğu için 18 bölü 18'den 1 mol. Şimdi arkadaşlar bileşiği yazıyoruz. Kalsiyum sülfat NH2O. Burada içerisinde 0,5 mol kalsiyum sülfat var. Bir tane kalsiyum sülfatımız olduğu için bileşiğe 0,5 mol diyebilirsiniz. 0,5 çarpı 1'den 0,5 mol kalsiyum sülfatım var dersiniz. Ancak suyun arkadaşlar 1 mol olduğunu söylemiş. Demek ki buradan N katsayısı 2'dir. 0,5 çarpı 2 suyumuz 1 mol diyebilirsiniz. N eşittir 2. Yani cevabımız bol oldu. Beşinci soru bir karışım sorusu. CH4 ve C2H4 karışımı yakıldığında karbondioksit ve su oluşuyormuş. Karışımın M gramı yakıldığında 7,2 gram su ve 13,2 gram karbondioksit oluşuyor. Buna göre başlangıç kütlemiz karışımda kaç gramdır diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar suyumuzun ve karbondioksitimizin mol sayısını bulalım. Tabii ki mol üstünden gideceğiz yine. Suyumuzun emasını hesaplıyoruz yine. Hidrojen 2 tane olduğu için 2, oksijen 1 tane 18 geldi buradan. Karbondioksit 1 karbon 12, 2 oksijen 32'den EMA'mız 44 geldi. Suyumuzun mol sayısı için M bölü EMA yapıyorum yine. 7,2 gram bölü 18 EMA'sı dersek arkadaşlar 0,4 mol su geldi. Karbondioksit için hesaplarsak yine M bölü EMA yapalım. 13,2 gramımız var. EMA'mız 44. Buradan da arkadaşlar 0,3 mol karbondioksit var diyebiliriz. Şöyle altına yazalım karışmasın. Şimdi yanma tepkimesi yazmamız gerekiyor. CH4 ve C2H4'ü arkadaşlar ayrı ayrı yakıyoruz. Karışım sorularında bütün tepkimeleri ayrı ayrı yazmanız gerekiyor. Sonra da denkleştirmeniz gerekiyor. Organik bileşikler yandığında karbondioksit ve su açığa çıktığı için iki tepkimemizde de karbondioksit ve su oluşturduk. 1 karbon, 1 karbon, 4 hidrojen, 2 hidrojen, buraya bir 2 koydum. 2 oksijen, 2 oksijen, 4 oksijen yaptı. Başına bir 2 getirdim. C2H4'te bakıyoruz 2 karbon var. Burada 1 karbon, buraya bir 2 koydum. 4 hidrojen var. Buraya da bir 2 koydum o yüzden. 4 oksijen, 2 oksijen daha 6 oksijen yaptı. Buraya bir 3 koydum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta bunların mollerini bilmediğim için X mol, buna da Y mol diyelim. Karbondioksit ve suyun toplam mol sayısını biliyorum. Onlara geçiş yapacağım. 1'e X ise 1'e X mol, 2'ye 2X mol, 1'e Y ise 2'ye 2Y mol, 2'ye 2Y mol diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar karbondioksitimiz toplamda bakalım ne kadardı? 0,3 moldu. Suyumuz toplamda 0,4 moldu. Yazıyorum. X artı 2'ye eşittir 0,3 ise 2x artı 2'ye de 0,4 ise. Burada arkadaşlar bunu buraya koyarsak x eşittir 0,1 mol geliyor. Birinci tepkimede yerine koyarsak eğer x 0,1 artı 2'ye eşittir 0,3, 2'ye eşittir 0,2, y eşittir 0,1 mol diyebilirsiniz. Yani burada x'imiz de y'imiz de 0,1 molmuş. Ancak soru bitmedi. Başlangıç kütlesini istiyor bizden. O yüzden emalarını hesaplıyorum. CH4'ümüzün eması, şuraya yazalım hemen. Bir karbonum var, 4 hidrojenim var, eması 16. C2H4'e bakıyorum. 2 karbon var arkadaşlar. 24, 4 tane de hidrojen 28. 1 molü 16 ise 0,1 molü 1,6 gramdır. 1 molü 28 ise 0,1 molü 2,8 gramdır. Bunları toplarsak arkadaşlar toplam kütlemiz 4,4 gram, yani cevap Adana diyebiliriz. Biraz uzun bir soru oldu. Gelelim 6. sorumuza. Arkadaşlar bir sulu çözelti var. Hidrojen klorür sulu çözeltisi. Bunun içerisine X katısı atıyoruz. Eşit sayıda gümüş ve alüminyum atomları içeren bir alaşımmış bu X katımız. Alüminyum hidrojen klorürle tepkime vermiş ve açığa hidrojen gazı çıkartıyor. Gümüş hidrojen klorürle tepkime vermiyor arkadaşlar. O yüzden soruda tepkimeyi göremezsiniz. Sadece alüminyum üstünden gideceğiz. Tamamen harcandığına göre demiş burada alüminyum metali, elde edilen hidrojen gazımız normal koşullardaki hacmi 13,44 litredir. Buna göre X'in kütlesi kaç gramdır diye bize soruyor. Arkadaşlar 1 mol 22,4 litreydi. 13,44 litre kaç moldür dersek buradan 0,6 mol diyebiliriz. Bu hidrojen gazımızmış. Buradan alüminyumu bulabiliriz ne kadar harcadığımızı. 3'e 0,6 ise arkadaşlar 2'ye 0,4 mol alüminyum harcanmış diyebilirim. Eşit sayıda, yani eşit molde gümüş ve alüminyum olduğunu söylediği için 0,4 mol alüminyum, 0,4 molde gümüşümüz var elimizde. EMA'larını da vermiş, o yüzden kütleye geçiş yapabiliriz. 1 mol alüminyumumuz 27 ise 0,4 molümüz ne kadar diyeceğiz arkadaşlar. 0,4 eşittir M bölü MA yapıyoruz. Buradan alüminyum kütlemiz 10,8 gram geliyor. 0,4 mol gümüş içinde M bölü MA'sı 108. Buradan da gümüş kütlemiz 43,2 gram geliyor. İkisini toplarsak arkadaşlar toplamda 54 gram bir alaşım varmış elimizde. Cevap Denizli deriz. Yeni nesil sorularımızla devam edelim. Birinci soruda magnezyum bakır metallerinden oluşan bir karışım kütlece %60 magnezyum metali içeriyormuş. Yeni nesil sorularımıza devam ediyoruz. Birinci sorumuzda magnezyum bakır metallerinden oluşan bir karışımımız varmış. Kütlece %60 magnezyum içeriyormuş. Bu karışım hidrojen klorür çözeltisine atıldığında magnezyum metalinin tamamı tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkartıyor. Bu tepkimede oluşan hidrojen gazının tamamı ise yakılıyor ve su oluşturuluyormuş. 4,5 gram su oluştuğuna göre başlangıçtaki magnezyum bakır karışımının toplam kütlesi kaç gramdır diye bize sormuş arkadaşlar. Sondan başa doğru gidiyoruz. Öncelikle sudan başlayalım. Suyumuzun gramını vermiş, mol sayısını hesaplayabiliriz. Emasını da vermiş. M bölü EMA yapıyoruz. Kütlemiz 4,5, EMA'mız 18. Burada arkadaşlar kaç oluyor? 1 bölü 4, yani 0,25 mol suyumuz var oluşan. 2'ye 0,25 mol su oluştuysa arkadaşlar 2'ye 0,25 molde hidrojen gazı harcanmıştır. Demek ki bu tepkimede de 0,25 mol hidrojen gazı oluşmuş. Çünkü buradakinin hepsini bu tepkimede harcadığımızı söylemişti. Magnezyuma geçiş yapacak olursak 1'e 0,25 ise 1'e 0,25 mol diyebilirsiniz. Arkadaşlar aynı tepkimede katsayı geçişi yapıyoruz. Ancak farklı tepkimelerde katsayı geçişi yok. Sakın burada 2'ye 0,25 ise 1'e 0,125 yazmayın. Çünkü bu hidrojen buradan gelen hidrojendir ve aynı miktardadır. Magnezyumun mol sayısını bulduk. Bakalım kütlesini hesaplayalım şimdi magnezyumumuzun. M bölü MA yapıyoruz. 0,25 mol. MA'mız da 24'müş magnezyum için. Soru vermiş zaten. 6 gram arkadaşlar magnezyum metalimiz var. Karışıma kütlece %60'ı magnezyum olduğunu söylemiştim. O zaman diyoruz ki %60 magnezyumsa kaçta 6 magnezyumdur? 10 gramda. Yani başlangıçtaki toplam kütlemiz 10 grammış. Cevap Adana. İkinci sorumuzda arkadaşlar burada bir tepkime vermiş. Kütle zaman grafiği vermiş. Diyor ki X ve 2'ye tepkimeye girip 2Z maddelerini oluşturuyor. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur diye bize soruyor. Tepkimeyi yazalım. X artı 2'ye 2Z oluşturuyor. Başlangıç, tepkime, sonuç diyoruz. Kütle için konuşuyoruz arkadaşlar. Başlangıçta ikisinden de 40'ar gram almışız. Tepkime sonunda X'imizden 30 gram artmış. Yani 10 gram X kullanmışız. Y'ye bakıyoruz. 12 gram artmış. Yani 28 gram Y kullandık. Toplam kütle her zaman korunacağı için arkadaşlar ürünümüz 38 gram oluşmuştur diyebilirsiniz. Şöyle gramlarımızı da yazalım. Bize diyor ki tepkime verimi %70'tir. Arkadaşlar bu tepkime devam etseydi bitecek madde Y maddesiydi. O yüzden burada Y'ye göre tepkime verimi hesaplamamız gerekiyor. 40 gramda biz 28 gram kullandıysak 100 olsaydı ne kadar kullanabilirdik diyeceğiz. Buradan %70 geliyor. O yüzden birinci öncülümüz doğru. Oluşan Z'nin kütlesi 38 gramdır demiş. Kütlenin korunumundan dolayı bunu da bulmuştuk. X'in molekül kütlesi Y'nin molekül kütlesinden büyüktür diyor. Bunun için arkadaşlar mol yorumu yapalım. A mol X kullandığımızda 2 A mol Y kullanmış olmamız gerekiyor. Yani 1'e 2 molmuş gibi düşünürsek 1 mol X'imiz 10 gram olsun. 2 mol Y kullandığımızda da 28 gram kullanmıştık. O yüzden 1 mol Y'miz arkadaşlar 14 gramdır. Şimdi 1 mol X 10 gram, 1 mol Y'miz 14 gram. O yüzden Y'nin eması X'in emasından daha büyüktür. Bunun tam tersi. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 Ceyhan. Evet, üçüncü sorumuzda arkadaşlar X2 ve Y2 moleküllerinin modellerini göstermiş. Turuncu olan ve üçlü bağ yapan X2, gri olan ve tekli bağ yapan da Y2 molekülünü ifade ediyormuş burada. Tepkimeden önce ve tepkimeden sonraki durumlarını vermiş bize. Biz tepkimemizi yazalım şimdi. X2 ile Y2'yi tepkimeye sokacağız. Bakıyorum ki arkadaşlar oluşan molekülde bir tane turuncu, 3 tane gri top var. Turuncular X'i, griler Y'yi ifade ediyordu. Yani burada X, Y, 3 gibi bir şey oluşuyor diyebilirim. Başlangıç, tepkime, sonuç diyoruz. Mol sayısı olarak bakarsak arkadaşlar burada 1, 2, 3 mol X'imiz olsun. Y içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 mol Y var başlangıçta. Ürün zaten başta yoktu. Tepkime sonrasında kapta olan, bakıyorum ki 1 mol X2'miz artmış. Hiç Y kalmamış. X3'de 4 mol oluşmuş. Yani burada arkadaşlar Y'yi tamamen tükettiğimize göre 6 mol harcamış olmam lazım. X'ten 1 mol arttığına göre 2 mol X2 harcamış olmam lazım. Tepkimem her zaman katsayıyla doğru orantılıydı. En küçük tam sayı olarak düşünürsek arkadaşlar 1, 3, 2 verebiliriz. 2, 6 ve 4 olduğu için. Buraya 1 diyorum, yazmıyorum. Buraya 3 diyorum, buraya da 2 diyorum. Buna göre şimdi bizden hangileri yanlıştır diye yorum istiyor. Tam verimle gerçekleşmiştir tepkime demiş. Arkadaşlar biri tamamen bittiği için evet tam verimle gerçekleşmiştir diyebilirsiniz. Denkleştirilmiş haliyle bakıyoruz. X2, 3Y2, 2XY3'tür. Bu da doğrudur. Kaptaki molekül sayısı başlangıca göre azalmıştır. Başta arkadaşlar 9 mol maddemiz vardı. Şu an 5 mol maddemiz var. Evet, azalmıştır diyoruz. Y2'nin tamamı tükenmiştir demiş. Evet, Y2'yi tamamen bitirmiştik. Atom türü ve sayısı arkadaşlar korunur. O yüzden Edirne şıkkımız yanlıştır. Çünkü kaptaki atom sayısı başlangıca göre azalmıştır diyor. Cevap Edirne.